Welcome to the Seyfel ailesi arkadaşlar. Ben Misufuna Seyfeli ve yeni bir mükmene hoş geldiniz. Oo, tavuk kapama yaptım. Arkadaşlar sakın korkmayın, tarif yok mu diye. Tarifi TikTok sayfamızda ve Instagram sayfamızda. Orada da ara sıra arkadaşlar birkaç kere paylaşım yapmak zorundayım. Çünkü orada da bizi takip eden insanlar var. Şöyle tabağıma kattım. Şöyle kocaman güzel bir but var. Üstü böyle baharatlı. Şuna bakın, ne kadar güzel pişmiş. Silekse yaptım. O yüzden tarifi izlemeyi unutmayın. Çünkü çok güzel oldu. 10 üzerine 10 verdim kendime. Bundan sonra tariflerime numara vereceğim. Yani değerlendireceğim. Yani buna 9 verseydim içim acırdı. 10 üzerine 10 verdim. Şöyle, bu arada ilk defa yaptım silekse. Yani bunu hiç yapmamıştım. Bu tarifi annem istemişti. Onu demiştim ya, hani ne görmek istesiniz diye. Yani şu derisi o kadar güzel olmuş ki, hani arkadaşlar bu Hollanda'da hani tavuk alırız ya, onun gibi olmuş. Hani sanki böyle saatlerce böyle kısık şeyde pişmiş gibi. Çok güzel. Ben tabii ki tadına baktım. O yüzden biliyorum. Kabak var, bal kabağı, patates, soğan, biber ve jalapeno biberi. Abo. Abo. Ay. Bugün yemeğim enfes. Enfes. Turşu kattım kendime. Canım turşu çekti. Ama turşum bitmiş. Küçücük lahana çıktı. Bu turşum da apacı. Yanıma hemen peçete aldım. Çünkü elimle yiyorum. Şöyle sosundan. Ay. Bu silex muhteşem bir şey. Muhteşem. Bu arada Sercan tatlı patatesle bal kabağı böyle yemek olarak hiç yememişti. Tatlısını yemişti işte, ama böyle değil. Ve sevmeyeceğini düşünmüştü. O kadar hoşuna gitti ki ben ona dedim çok güzel diye. Aslında iş yerini Pırasa götürecekti. Sonra bunu gördükten sonra dedi ki Pırasa'yı unuttu beyefendi. Bunu iş yerine götürdü. Ben aslında böyle tepsiyle gelecektim buraya. Sonra neyse götür dedim. Beraber mekmen çekecektik. Son anda çalışması gerekiyordu. Biliyorsunuz Sercan kendi iş yeri var. Ve birisi hasta falan kaldığı zaman kendisi müdahale etmek zorunda. O gün geçtim, biraz sıkıcı çünkü tam bir şey planlıyorsun ve son anda olmuyor. Ama iş yerine götürdü ve orada yiyecek. Bugün mukbangimi biraz daha erken çekmeye karar verdim çünkü çok geç paylaşım oluyor. Ya şimdi kamuoyu falan yaptığımız zaman çok çabuk geçiyor. Bir kere de erken yapayım dedim. Şimdi bir de hava açık. Şu anda saat kaç burada? Saat 4:30'a geliyor. Bakalım bir, aslında benim için daha iyi, neden derseniz. Şöyle daha iyi. Mesela acıktığım zaman bir tane kahve içebilirim. Ama çalıştığım zamanlarda böyle yapamam. Böyle boş zamanım olduğu zaman da tarif de işte paylaşabiliyorum. Yarın çalışacağım. O yüzden yarın maalesef bir mukbang yok. O yüzden hemen bugünü değerlendireyim dedim. Oh, turşu apacı. Bak ben acıya dayanıklı birisiyim ama bu turşu o kadar acı ki. Wow.
İyi ki şu mide ameliyatı sonra acı bana dokanmıyor. Yoksa ben ne yapardım? Ay, bak 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 şu deriye bakın. Şu deriye bakın. Deri yenmez mi ya? Ay vallahi Araplar gibi giriştim ama böyle elle yenilir. Abartmıyorum. Şimdiye kadar yediğim en güzel tavuk. Abartmıyorum. Bak, fırında da tavuk pişirdim ama bu içi o kadar güzel sulu, böyle dışı çok güzel baharatla, anlatamıyorum. Aslında ben air fryer istiyordum. Şimdi bu Silex'e sonra galiba lazım olmayacak. Alsam mı almasam mı diyorum. Abone. Bunu misafirim geldiği zaman kesinlikle yapmam gerekiyor. Çok şahane olmuş. Bu patatesimi ve kabağımı mı? Özel sosladım. Bakın arkadaşlar, kabağı şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Kabak. Evet. Kabak tatlısını biliriz. Ama yemeği de çok güzel olur. Daha ne istersin? Dışarıda yemek yesek bile bu kadar güzel yiyemiyoruz ya. Wow. Biraz ara vereceğim. Dur. Bununla elimi siliyorum. Bununla da böyle. Burada telefonum var ama işte Sercan'la beraber yorumları okuduğumuz zaman daha komik oluyor. Yani şöyle, beraber bir video çektiğimiz zaman ve o yorumları beraber değerlendirdiğimizde daha komik, yani ya daha güzel oluyor beraber çektiğimiz için, ama tek videoda olduğum zaman yorumlarda tek olduğum zamanlarda okuyorum. O yüzden bugün yorum okumamaya karar verdim. Bolca sohbet edelim. Neyin hakkında konuşalım? Ben işte dediğim gibi aslında bir air fryer istiyorum. Bu Philips'in bir tane beyaz air fryer var. Tam da benim mutfağıma çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Çok pahalı. Ve kullanacağım mı? O da bir soru. Şimdi TikTok'ta görüyorum, kek yapanlar var, tavuk yapanlar var. Yani siz eğer kullanırsanız bana özelde yazabilirsiniz, hani nasıl bir şey olduğunu. Ya da yorumlara fark etmez. Yani o Philips Airfryer'de istemiyorum değil, istiyorum. Şimdi benim mutfağım böyle üçgen gittiği için bir kısmı, üçgen yerine olan kısmı boş. Oraya koyabilirim. Ve ya kullanırsam almak istiyorum ama kullanmayacaksam da boş boşuna almak istemiyorum çünkü baya, yani doğruyu konuşalım. Şimdi bu Kitchen Knight da falan çok ünlü bir şey ama arkadaşlar ben ne yalan söyleyeyim, çocuğum çoluğum yok. Kitchen Knight'ı da kullanmıyorum, görüyorsunuz. Lahmacun etli ekmek yaptığım zaman her zaman elimle yoğuruyorum. Ya, iki kişiyiz. Yani o kişi için de, yani o kaçın artık çıkaramam yani. Çok ağır. Ya da mutfağında belirli bir yer olacak ki onu orada kaldırmayacaksın. Sürekli orada kullanman gerekiyor. Ya. Kullanmayacağınız şeyi almayın. Gerçekten paramıza çok yazık. Kullanacaksak eğer, işimize yarıyorsa almamız gerekiyor ama yoksa ı-ı. Mesela elbise konusunda da öyle. Ben çok eskiden kendime çok aşırı derecede elbise alırdım. Şimdi o kadar dikkat ediyorum ki, yani şimdi diyorum ki ne alaka? Zaten çalıştığım zaman benim elbiselerim değişik olur. Bunu mesela çalıştığım zaman asla giymem. Ben iş yerinde sürekli basic giyiniyorum. Düz şeyler. Çünkü boya falan olduğu zaman üzülürüm.
Oh Ölüyor. Ay! Bu turşu böyle şey değildi. Aa, yaş geldi, gözümde yaş geldi. Bu turşu bu kadar acı değildi. Bu niye böyle oldu? Abo! Geberiyordum neredeyse. Valla. Ben bu bir budu yesem yuh diyeceğim. Şu alt tarafı bu sadece yumuşak kalmış. Uyanmadılar. Ben böyle tüm budu çok lezzetli buluyorum. Ay, turşu yemeyi korktum. Ama yine de yiyeceğim. Can turşu çekti. Bu yemek yerken esnasında konuşmak çok zor bir şey. Ama şimdi alıştık. Böyle ara sıra iyi bir nefes alman gerekiyor, konuşman gerekiyor. Çiğnemen gerekiyor yani çok zor. Annem bir kere bana bir video yolladı. Adam böyle yemek yerken galiba konuşurken değil mi? Ya öldü galiba. Bir de şey de patates kızartmasından mı ölmüştü değil mi? Adı neydi? Hani biraz Yeşilçam'ın zamanlarında Oya Çelik miydi galiba? O yüzden yani ne olur ne olmaz bilemiyorsun işte. Ama belki bugün varız yarın yokuz. Yani bir yemek yemeğiyle de ölebiliyor insan. Her şey olabiliyor. Bu arada arkadaşlar daha yeni bir 5 dakika ara verdim. Balu ve Bagheera uyandılar. Ve buraya saldırışa uğramayayım diye hemen yemeklerini kattım. O yüzden şimdi biraz daha yiyebilirim. Ara ara vermen gerekiyor. Eğer çok yemek istiyorsam. Ben ara vermiyorum, ne yalan söyleyeyim. Bunu yapacak olan kişiler yani aynı benim verdiğim tarif gibi yaparlarsa eğer ve şu tadı yani Silex'te yaptığınız zaman şu tadı tadarsanız eğer diyeceksiniz ki Funda sen bize nasıl bir tarif verdin? Yani abartmıyorum. Çok hoşuma gitti ya. Yani fırından bambaşka bir şey. Pahalı biliyorum. Sercan annesi bana Silex'i aldı ve içindeki tepsiyi kendim aldım. Ama Silex'in kendisi çok pahalı. Kemik. Ben kırmızı kemikli etleri de çok severim. Aslında o tat böyle kemiklerden geliyor. Bazıları tiskiniyor. Kemikten tiskinilir mi ya? Allah'ım ya Rabbim. Kemik suyu çok sağlıklı. Ay. Valla kapıyı açtım. Sabahtan beri kapı açık. Bunlar sürekli dışarıda oynamak istiyorlar. Yani Bagheera daha doğrusu. Bu alt kısmın derisini şey yapmamış, kıtır kıtır yapmamış. Çok hafif. Çünkü altlarında şey vardı ya patates. Ben bir but yedim mi ya? Pah. Aslında doydum. Durmam lazım. Doydum. Sos.
Duracağım. Korkuyorum. Kilo vermem gerekiyor. Biraz daha. Şöyle. Tamam. Sabaha kadar bir şey yemeyeceğim. Yani sabaha kadar. Yani akşama kadar bir şey yemeyeceğim. Acıkırsam eğer. Bir kahve içerim. Ay. Ay. Ay, kendimi geçtim, bu sefer zorladım. Hemen bir şeyler kattım çünkü acıyor. Arkadaşlar, o kadar doldum ki konuşamıyorum. Hafızam yine doldu. Şimdilik ne yapacağım arkadaşlar? Yemeğim bitti, Allah'ıma bin şükür. Yemek yemeyi duruyorum artık çünkü gerçekten zorladım bu sefer kendimi.